Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tahtu Mekke 9. sefir 56. kısım. Asıl içinde vazıl Orucunu tutamayan emzikli ve hamilenin yükümlülüğü nedir? Bazı bilginlere göre emzikli ve hamile tutamadığı günlerin karşılığında yemek yedirir ve kaza etmeleri gerekmez. Ben de bu görüşteyim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in beyanı budur. Bana göre ayet hükmü kalkmış bir ayet değil, anlamı özelleştiren bir ayettir. Bu ayet hamile, emzikli, yaşlı ve aciz insanlarla ilgilidir. Bazı bilginlere göre ise kaza etmeleri gerekir ve tutamadıkları günün karşılığı olarak yoksulları yedirmeleri gerekmez. Bazı bilginlere göre hamile kaza eder, yedirmez. Emzikli ise hem kaza eder hem de yedirir. Yedirme her gün için belirli bir miktar veya Enes'in yaptığı gibi bir avuç olarak ikram etmektir. Vasıl, batını yorum. Hamile, içinde bulunduğu vakit anlamındaki halin sahip olduğu kimse demektir. Emzikli ise başkası uğruna gayret edendir. Her ikisinin üzerinde de Allah'ın hakkı vardır. Borcun vasiyeti öncelediğine dikkate alan kimseler, duyulan ihtiyaç nedeniyle başkasının hakkını Allah'ın hakkını öncelemiştir. Çünkü bu vaktin hükmüdür. Allah'ın hakkını başkasının hakkını önceleyip, peygamberin Allah'ın hakkı yerine getirilmeye daha layıktır hadisini ve miras ayetlerinden vasiyetin borcu öncelendiğini dikkate alan kimse Allah'ın hakkını önceler. Ben de bu görüşteyim. allah Teala şöyle buyurur. Bir tavsiye yapmaksızın veya borç olmaksızın ölen insanın malından kalan miktar borcu kapatmaya yetmediğinde bana göre borçluların hakkı hükümdarın sadakalardan ödemesi için hazineye döner. Çünkü borçlular zekat verilmesi gereken 8 sınıftan biridir. Borçluya dönen bir şey vardır ki vasiyetin bu konuda etkisi yoktur. Bu nedenle insan sahibi için hiç kuşkusuz öncelenmeleri gerekir. Emzikliğe gelirsek bu da başkası hakkında çalışıyor olsa bile başkasının hakkı da Allah hakkındandır. Çünkü Allah onun ödenmesini emretmiştir. Hal sahibi ise yani hamile Allah'ın haklarından olan bir hak içinde değildir. Çünkü o hal vaktinde yükümlü değildir. Emzikli ise başkasının hakkı uğruna gayret eden gibidir ve bu nedenle de Allah'ın hakkı uğruna çalışmaktadır. Çünkü emzikli kadın kendisine emredilmiş bir şey yerine getirmektedir. Bu açıklama ve izahtan sonra seni kendine havale ediyoruz. Kime kaza etmek, kime edilmek veya her ikisi birden gerektiğini düşün. Fasıl içinde vasıl yaşlı ve aciz. Bilginler, oruç tutmaya güç yetiremeyen yaşlı ve aciz insanların tut tutmayabileceklerinde görüş birliğine varmış. Tutmadıklarında bunun karşılığında yedirip yedirmeyecekleri hususunda ise görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı bilginler yedirmeleri gerektiğini söylemişken bir kısmı ise yedirmeyecekleri görüşündedir. Ben de bu görüşteyim. Bununla birlikte yedirmelerini müstahap saymışlardır. Benim görüşüm şudur. Yedirmek oruç tutmaya güç yetirmek söz konusu olduğunda yemredildi. Oruç tutamayandan ise yükümlülük düşmüştür. Şeriatta oruç tutmaya güç yetiremeyen bir insanın yedirmesi gerektiği hakkında bir hüküm yoktur. Çünkü Allah insanı yapamayacağı şey ile yükümlü tutmaz. Ve nitekim yemek yedirme ile de yükümlü tutmamıştır. Şayet gücü olmadığı halde insanı yükümlü tutsaydı biz de o hükmü görmezden gelmez ve onu benimserdik. Vasıl, batını yorum. Bazı insanların mücadelesi tıpkı bizler gibi hiçbir kudreti olmadığını görmek olabilir ya da yaratılmış kudretin güç yetirilen şeyi var etmede hiçbir etkisi yoktur diyebilir ve orucun Allah'a ait olduğunu görebilir. Böyle bir insandan oruç tutmak ve yemek yedirme hükmü düşer. Allah şöyle der, o yedirir yedirilmez. Dostunu tasdik ederken ise şöyle der, o beni yedirendir. Böylelikle onu onaylamış ve reddetmemiştir yedirmek güç yetirebilen bir farzın bedelidir. Farz yoksa ne bedel ne de yedirmeden söz edilebilir. Bu makam sahibinin düsturu Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur ifadesidir. Onun ancak senden yardım dileriz ayetine veya yaparız ifadesindeki biz veya yaparım kelimesindeki ım zamiriyle ilgisi yoktur. Buna karşılık bu ifadelerden kendisine ait olan şey sen zamiridir. Yani sen yaparsın. Bazen ise sen yerine yapar şeklinde üçüncü şahıs zamiri de olabilir. Bunu bil ve başarı Allah'a bağlıdır.